Meteoroloji konulu yüksek lisans tezini bitirerek 1978 yılında 1985 yılında tamamladım. Yurt içinde çeşitli kazı araştırma, Karatay Medresesi Çin Eserler Müzesi, Sırçalı Medrese mezar huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ve hocamızı kürsüye davet ediyorum. Celaleddin Karatay ve ailesinin Selçuklu gulam hanelerinde yetişen Rum kökenli Hristiyan aileden geldiği, daha çok 1. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında Antalya seferi sırasında o taraftan getirilerek Konya'ya yetiştirildiği söylenir. Kardeşi Emir Kemalettin Rumtaş'ın medresesi hizasındaki caddede binası yüksek, sahası geniş, zemini güzel, göze ferahlık, insana neşe verici, sanki cennetin köşelerinden bulunan bir medrese bina etti. Ve bunu 4 mezhepten olan alim, fakih ve şeriflere, müderrisin şeriat, hadis, usul ve furu ve hilaf ilimlerini bilerek Hanefi mezhebinden olması şartıyla sahip şer'i bir vakıf olarak vakfetti. Önemli görevler yapan devlet insanları olduğu muhakkak ama hiçbirisi Celaleddin Karatay'ın önüne çıkamamıştır. Önüne geçememiştir daha doğrusu. En yakın güvendiği devlet adamıdır. Burada da yazıyor zaten. Devettar, Taştar ve Atabek isimleri var. Alaaddin Keykubat'ın Devettar'ı, yani özel kalem müdürü. Çok dindar, mutaassıp, dürüst bir insan. Demek ki Karatay'ın Mevlana Celaleddin Rumi'nin de davet edildiği ve ilk açılışını ve namazı da onun kıldırdığı yazılıdır. Kullanılıyordu diye düşünüyorum. Diğer tarafındaki de hatta Alaaddin Keykubat Eyüp seferine güneye da bu vesileyle öğrenmiş oluyoruz. Ve şu sizin sol tarafınızda da piramidal külahla örtülü bir türbe var, görüyorsunuz. Kümbet var. O kümbette kardeşi Seyfettin Karasungur'un türbesidir. Karatay Medresesi batılı müellifler tarafından o kadar çok önemsenmiş ki 1800 yılların başından itibaren Türkiye'ye gelen bütün seyyahların eserlerine konu olmuştur. İşte Clement Huart'tan Frederick Sarri'ye kadar, Leutwedt'ten Gabriel'e kadar, Raymond'dan efendime söyleyeyim Strasgovski'ye kadar bütün batılı hemen araştırmacıların en önemli eserleri olmuş ve çok da güzel ifadelerle anlatılmıştır. Solda Karatay Medresesi, sağda da arada bir mesafede sadece eyvanı kalmış olan bir birim var ki o da Küçük Karatay Medresesi ya da Kemaliye Medresesi dediğimiz medresedir. O dönemleri takip edebiliyoruz ama Haynes'in durumunu ilk defa görebildik. 20 santimlik yarılmaların olduğunu gördük. Enteresandır. 20 santim yakın yarılmalar var. Eğer açılmasaymış, eğer bu restorasyon yapılmasaymış, eminim ki kısa zamanda bunun kubbesinin çökmesi, duvarların ayrılması da kaçınılmaz olacakmış. Ben bizzat gözlemledim, fotoğraflarını da çekmiştim. Böyle bir özelliğe sahip. Bu da güzel kullanılmış derler mi? İşte Tonos'ta ana eyvan. Düşünüyorum. Sizler de düşünürsünüz. Evet. Uzunluğunda dövme çiviler var. Dövme çivilerle kubbeye tutturulmuş. Plakalar düşmesin diye. Ve şimdiye kadar hiç düşmedi. Bu kadar yıl aradan geçti. Bu kadar zor şartlarda bile bakın hiç plaka büyük şeyler,
kütleler düşmemiştir. Sağ mı yüksek ses? Çalışması var.